Sırada çok keyifli bir derleme haber var. Onlar evlensin diye hayranları ekran başında haftalar, hatta aylar boyu bekledi. Herkesin beklediği o teklif geldiğinde ekran başındakiler de bayram etti. İşte Türk dizi tarihine damga vuran unutulmaz evlilik teklifleri. Evet, dedi yaşamak için bir umudum olsun. Bu evlilik teklifleri hem enteresan hem de çok romantik. Benimle bir kere daha evlenir misin? Magazin 8 ekranlarda rol gereği gerçekleşen unutulmaz evlilik tekliflerini araştırdı. Hangi sahneler hafızalara kazındı? Sen galiba şimdi bana evlenme teklif ettin. Magazin 8 sinema editörleri son aylarda birbiri ardına evlenen ünlü çiftlerden ilham alarak Türk dizilerindeki unutulmaz evlilik teklifi sahnelerini araştırdı. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez. Aşk güzel, iki insanın birbirini sevmesi çok güzel. Anlaşmak daha da güzel, evlenmekse süper. Her mutlu evlilikte evlilik teklifleri olur malumunuz. Bazı teklifler unutulmaz. Dizilerdeki evlenme teklifleri ise biraz daha enteresan, biraz daha romantik. Beni nereye gezdirin? İzlemli, güzel hemşire. Hayat şarkısının Mahir'i ve Nilay'ı ile başlayalım. Bir kafede başlayan yakınlaşmaları, birbirlerinin telefonlarını almaları ve o gece başlayan aşkları ortalama her ilişkide görülebilecek bir durumdu. Tamam, ben ararım seni ya. Yaz şunu numaranı. He he diye kaydediyorum. He he ne ya? Havalı hemşire. Nilay ve Mahir birbirlerine vurulmuş ve aralarında aşk başlamıştı. Ancak insanın bir kez ters gitmesin işi. Muhallebi yerken kırılır dişi demişti ya Barış abi. Nilay'ın abiyi aynı sokakta başka bir zaman kız kardeşini ve sevgilisini yakalamıştı. Mahir yüreği mangal gibi bir delikanlı malumunuz. Çok sevdiği Nilay'ı abinin şiddetinden kaçırdı ve resmen nikahı basmıştı. Neyse biz Nilay Hanım'dan evlendik işte. O yüzden meşguldüm. Gerildik, üzüldük ancak mutluluklarına şahit olduk. Geçelim komik bir evlenme teklifi sahnesine. Eda! Kardeş payında yaşanmıştı bu evlilik teklifi sahnesi. Normalde bunlar göçmen kuş Eda. Sırf bu numarayı yapabilmek için yerleşik hayata ikna etti. Bağcılar'da bir çatı katı tuttum, pet shop'ta işe soktum. Metin ve Eda parkta romantik bir şekilde oturuyordu ancak milli piyangodan Emrah çıkmasın mı ortaya? Numara 2! Bu senin suratın lan. Senin suratın mı yapaydım lan kirver? He? Ahmet Kural ve Emrah Kaman'ın devleştiği sahnede gerçekleşen evlilik teklifinde kahkaha dolu anlar yaşanmıştı. Niyet ettim, eyledim Allah rızası için seninle bir düğün eda etmeye. Sivas'a seni gelin götürürsem bir dahaki seçimlerde kesin belediye başkanıyım. Boğaz'a karşı bir akşam yemeği, romantik bir ortam, nefis bir atmosfer ve heyecandan çarpan iki kalbin yanındayız. Poyraz Karayel'de Sefer ve Sema akşam yemeğindeydi. Ben bu konuşmayı yapmak için aylardır hazırlanıyorum. Aylardır konuşma metnine hazırlanan Sefer, Sema'nın karşısında resmen tir tir titriyordu. Evlilik çok kutsal bir müessese olup bunun gerçekleşebilmesi için biri erkek, biri kadın, iki insana ihtiyaç vardır. Sefer yemekte gerilmişti. Müzisyenleri kovmuş, garsona ters ters bakmış ve Sema'ya işte böyle evlilik teklifi etmişti. Şimdi ya oyuncuyu parmağına takarsın, bu bir seçenek, ya da kafama sıkarsın. Bu da ikinci seçenek. Artık sen karar vereceksin. Sen galiba şimdi bana evlenme teklif ettin. Galiba. Değerli izleyenler, lütfen bu sahneleri dikkatle seyretmenizi rica ediyoruz. Sizlere gerçek olan bir evlenme teklifini izleteceğiz. Yani dizide kullanılan bu sahne aslında gerçek hayatta da bir evlenme teklifi olarak kayıtlara geçmişti. 3, 2, 1, buyurun. 80'lerde Şahin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy, dizide rol arkadaşı olan, sevgilisini canlandıran ve aynı zamanda gerçek hayatta da sevgilisi olan Begüm Öner'e evlenme teklifi etmişti. Begüm, buradan ilk geldiğin günü hatırlıyor musun?
Hatta seninle tokalaştığımız günü bir elektriklenme olmuştu elimizde, hatırlıyorsun değil mi? Dizide birbirine aşık olan iki genç, yapımcı Birol Güven'in hazırladığı sürprizle bu anı hayatları boyunca unutamayacaktı. Rol gereği evlenme teklifi olduğunu sanan Begüm Öner, aslında sevgilisi Ceyhun Fersoy'dan gerçekten de evlenme teklifi almıştı. Senin ben eşin, dostun, arkadaşınım. Seni asla bırakmayacağım aşkım. Benimle evlenir misin? Evet. Dizide de kullanılan bu sahne, çiftin ömür boyunca unutamayacakları bir sahne oldu. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Türk dizilerindeki unutulmaz evlilik teklifi sahnelerinde bir başkasına geçelim. Hatırladınız mı bu sahneyi? Aa, elektrikler mi gitti acaba? O Hayat Benim'de Arda, Efsun'a romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Ne yapıyorsun ya? Efsun Ata. Evet, adım bu. Ne yapıyorsun Arda? Ceren Moray ve Ozan Güler'in canlandırdığı sahne dizinin takipçileri tarafından çok beğenilmişti. İyi ki benim hayatıma girmişsin. Beni hiç bırakma olur mu? Efsun Ata. Benimle bir kere daha evlenir misin? Hiç kimsenin beklemediği ve herkesin ortasında yapılan bu evlilik teklifinde ise Efsun, Arda'nın aldığı tek taşı beğenmeyerek ikinci bir şoku yaşatmıştı. Bu nedir? Sarımsak başı kadar. Tübe yarabbim. Unutulmaz evlilik tekliflerini araştırırız da bu sahneyi unutur muyuz sandınız? Eğer karım olursan, ne olursan, neye dönüşürsen dönüş, sana söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar seni koşulsuz seveceğim. Elini hiç bırakmayacağım. Kara Para Aşk isimli dizide Engin Akyürek, Ömer'i, Tuba Büyüküstün, Elif'i canlandırıyordu. Elif, kader bize ne yaşatacak bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki dünyanın neresine gidersen git seninle yaşarım. Muhteşem bir atmosferde, herkesin yaşamak için hayal kurduğu bir yerde Ömer diz çökerek Elif'e işte böyle evlenme teklifinde bulunmuştu. Eğer hala kalbinde bir yerlerdeysem bana evet de. Evet de yaşamak için bir yolum olsun. Sen geldiğin an sana evet dedim zaten. Sadece biraz canını okumak istedim. İtiraf etmek gerekirse araştırmamızda en çok beğendiğimiz evlilik teklifi sahnesini sizlere şimdi izletmek istiyoruz. Sen üzüldün, ben senin 5 katını üzüldüm. Sen ağladın, ben senin 10 katını ağladım. Sen sevindin, ben senin 50 katını sevindim. Yer 7 Göller. Paramparça'nın Cihan'ı Erkan Petekkaya ve diziden 32. bölümde ayrılan Gülseren karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay'a işte böyle bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Belki de hayatımızda kötü bir oyun oynadığını düşündük. Ama zamanla bu oyunun hiç de öyle olmadığını, aslında bizi bir araya getirmek için oynandığını ben anladım ya da anladık. Şiir gibi sözler Cihan'ın dudaklarından döküldükçe Gülseren'in gözleri dolmuştu. Ben çok mutlu olmak istiyorum seninle Gülseren. Etrafımızdaki herkesin de mutlu olmasını istiyorum. Hep birlikte. Çok istiyorum. Ellerin buluştuğu, kalplerin küt küt attığı sahnede Cihan Gülseren'e işte böyle bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Ay. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin Gülseren? Evet.